Politik Yol Gelen Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat'a konuşmuş. Videolu var mı acaba yoksa? Yok okey. Evet diyor ki siz aday mısınız diyor. Ben şu anda... Yani aslında klasik verdiği... E, belediye Başkanlığı'nın şu an klasik verdiği cevap. E, bunu Mansur Yavaş da söylüyor. Bunu Ekrem İmamoğlu daha önce de söyledi. Buna yakın cevapları. Yine o tarz bir cevap olmuş. Ben şu anda... İBB başkanıyım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Ben görevimi en iyi şekilde yaparsam bu memleketin kurtuluşuna en büyük hizmeti yapmış olurum diyor. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım İstanbul'da e, görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmak. Dahası hedefim İstanbul'a tarihin en başarılı belediye başkanı olmak. Daha ötesi yok diyor. Ben bunu yaparsam zaten değişim olacaktır değişime büyük bir katkı sunmuş olurum. Yani birilerinin dediği gibi İstanbul'u alan Türkiye'yi alır tezine de damga vurmuş olacağım. Benim yapmak istediğim budur. İnşallah az önce ifade ettiğim gibi İstanbul'un en başarılı belediye başkanı olurum." demiş. Şimdi işte bazıları bunun işte şu kısmını paylaşıp daha ötesi yok kısmını paylaşıp aman Ekrem İmamoğlu belediye başkanı adayı olmayacak mı diyor. Alttaki kısmı var işte İstanbul'u alan Türkiye'yi alır tezine damga vurmuş olacağım diyor. Aha kesin aday vesaire gibi söylemler oluyor. Allah bunların bana kalırsa ikisini yapmak da şu an için yanlış. Şimdi dediğim gibi benim gözlemlerime ve benim insanlarla konuşmama göre zaten olabilecek şu an için tahmin edilecek iki tane aday adayı var. Aday aday diyeyim çünkü daha aday belli değil. Aday olabilecek iki tane kişi var. Ee, birisi Kemal Kılıçdaroğlu, birisi Ekrem İmamoğlu. Yani bunu evet halk tarafında Mansur Yavaş isteniyor, seviliyor vesaire falan filan ama e, parti içinde Cumhurbaşkanlığı adayı gördüğüm kadarıyla çok konuşulmuyor. Dediğim gibi bu benim gözlemim ve benim konuştuğum insanlardan aldığım e, <laughs> söylemlerin sonuçları. Ee, ama tabii ki bir sürpriz yapılır. Belki iyi partiyle işte oturulur, konuşulur. Lan zaten başbakan gelecek. Cumhurbaşkanlığı adı Mansur Yavaş olsun falan da yapılabilir ama şu ana göre e, şu an baktığın zaman böyle bir şey e, gözükmüyor. Benim gördüğüm dediğim gibi ya Kemal Kılıçdaroğlu ya Ekrem İmamoğlu gibi ikisini de isteyen taraflar var. E, ha şu andan böyle bir adaylık belli mi? Vallahi bu açıklamalar istediği kadar yapılsın. E, dediğim gibi ben buradan böyle bir anlam çıkartmanın yanlış olacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı adayı iki şeyin ittifakın masaya oturup karşılıklı karar verilmesiyle beraber olacaktır. Yani o yüzden bunlardan aha aday olacak ya da şuradan işte aha aday olmayacak demek pek mantıklı gelmiyor bana diye düşünüyorum. Ha, Ekrem İmamoğlu aday olabilir mi? Bence şansı çok çok yüksek. Olmalı mıdır? Bence olmalıdır. E, bence Mansur Yavaş başbakan olacağını açıklayacak ve Kılıçdaroğlu Cumhur yok. O o daha da imkansız. Yani onun için adamın bir partiye gir yani CHP'deyse CHP'de partinin içine girip CHP'nin başına geçmesi vesaire falan filan o o iyice sıkıntı ya. <laughs> o daha da zor. <laughs> hani cumhurbaşkanlığı dediğim gibi yine düşünülebilir. Ona dediğim gibi ittifak masaya oturduğunda seçime yakın bir zamanda e, konuşulacaktır. Tekleyeceğiz. <laughs> Kara vezir olsun, ona bile ben cadı bile verebilirim arkadaşlar. Aday olursa İBB AK Parti'ye kalıyor. Yasa olarak İstanbul' elden çıkıyor. Kalsın. Yani bunu bana söyleyen çok bunu Mansur Yavaş için de söylüyorlar mesela. Şu an Ansur Yavaş da konuşuyor, Ekrem İmamoğlu adaylığı da konuşuyor. İkisi için de şey diyorlar abi eğer bırakırlarsa ee, İstanbul ya da Ankara AK Parti'ye geçer. Neden AK Parti'ye geçer? Meclis çoğunluğuna yeni başkan seçiliyor ya. Şimdi burada gizleyeceğin iki tane yol var. Bir Allah'ın işine bak ki AK Parti'nin meclis üyelerinden birkaç tanesi parti değiştirdi. Allah'ın işine bak ve başka biri başkan seçildi siyaset arkadaşlar yani bu politik da her an her şey olabilir. Bilemezsin ne zaman ne olacağını. Hay Allah yani <laughs> bir anda AK Partili belediye meclis üyelerinden 10 tanesi İyi Parti'ye CHP'ye geçi vermiş. Ve başkan diğer partilerin içinden seçilmiş. İkincisi hadi diyelim ki böyle bir şey olmayacak. Kesinlikle yok böyle bir şey. Ankara ya da İstanbul bir yıllığına e, hatta işte değil mi seçime o kadar bir şey kalıyor verilebilir mi? Ya valla Türkiye mevzu bahisse kesinlikle. Bence bu risk alınır. Alınmalıdır. Diye de düşünüyorum ben. <laughs> Mantıklı bir risktir bence. Bu ne? Reklam için özel bütçe ayırmadım. Çünkü reklamı ücretsiz olarak AKP <gülüyor> yapıyor. Ekrem <laughs> İmamoğlu. <laughs> evet geçtim.